başınız sağ olsun. Sağ ol. Suçluları yakalayabildiniz mi? Çiftli yakan işçilerden bazılarını yakaladık. Yalnız elebaşını arıyoruz. Çiftliği niye yaktılar hiç anlamadım. Bize bunu niye yaptılar? Serap Hanım, sizin ihbarınızdan sonra fabrikada vukuat çıktı. Ondan sonra işçilerin galyana geldiğini, nümayiş çıktığını sanıyoruz. Ne diyorsunuz siz, ne ihbarı? Grev yaptıkları gerekçesiyle işçileri ihbar etmenizden bahsediyorum. Ben kimseyi ihbar etmedim komutan. Ben işçilerin parasını ödeyebilmek için tarla sattım. Grevi sürdürmeleri için bir sebep yoktu. Anlaşıldı Serap Hanım. Eğer bu olayın içinde başka bir iş varsa ortaya çıkaracağımızdan şüpheniz olmasın. Bu olayı azmettiren her kimse iki elimiz yakasında olacak. Sağ olun, sağ olun. Hadi gidelim. Bu memlekette özü sözü dost doğru. Harbici. Üç kişi varsa bunlardan biri Kemal'di. Oğlanın feleğe minneti yoktu. Öyle yemin ediyorum. En çok da ne koyuyor biliyorsunuz mu? Vakitsiz ölüm. Hoş. Şimdi siz diyeceksiniz ki ne ölümün vakti mi olur oğlum? O da doğru ya. Ben dayımı kaybettim. Babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Allah var, Kemal üzüldüğüm kadar üzülmedim ikisine de. Çok gençti be Ramazan. Çok gençti. En mutlu gününde öldü. Ne dek? Kaderi böyleymiş. Toprağı bol olsun. İşçilerin nasıl olup da bu raddeye geldiğini aklım almıyor. Hakikaten ya. Biz o gitten sonra seninle hiç konuşmadık ha. Düğünde sen paraları dağıtmadın falan diyordun, o ne? He, dağıtmadım. Ya Hafız, sana 40 yılın maaşı bir tane vazife veriyoruz, onu da yerine getiremiyorsun. Al işte, o yüzden herkes isyan ediyor. Yani günah benim mi oldu şimdi? Bu işin müsebbibi ben mi çıktım? Ya vallahi hiç kimse bana bir vazife söylemedi. Ya Hafız, beni dellendirme ya. Selim aradığımı söylemedi mi kardeşim sana? Yok, söylemedi. Seni avukata yollamadı mı paraları al diye? Yok, yollamadı, almadım. Ne diyorum sen? Ramazan, bak hele. Bu müdür Selim paraları kendi cebine cukka etmesin sakın. Şayet böyle bir şey yaptıysa bütün bu olup bitenden o mesul demektir. İşçilerin gözü dönmüş. Ortalığı yakıp yıkmalarının nedeni bu. Ama meseleyi yarın değin öğrenirim. Eğer bu işin arkasında o Selim denen siz varsa, eğer varsa onu anasından doğduğuna pişman etmezsen benim adım Ramazan değil. Uyudular mı? He. Kemal de anası da uyudu. Güllü, ben sana bir şey diyeceğim. Sen bana bir vazife verdiydin hani. Avukattan paralar alıp kişilere dağıtacaktım ya. Ben o gittiğin gittim avukata. Avukat daha paranın hazır olmadığını söyledi, biliyor musun? Bugün de senden rahmetliğin düğün telaşı falan ya. Ben de Hafız'a söyledim. Hafız gidip parayı alıp işçilere dağıtacaktı. Ne olmuş, nasıl olmuşsa bir Ali Cengiz oyunu dönmüş, biliyor musun? Paraları alamamış. Ha, senin anlayacağın bu parayı alanlar da, bu isyanı başlatanlar da aynı kişiler. Ama hiç merak etme. Kemal'in katillerini bulacağız, tamam mı? Ben fabrikaya gidiyorum.
Selim efendi. Avukatın yanından geliyorum. Bil bakalım bana ne dedi. Paraları sen almışsın. Evet, ben aldım. Öyle mi? Dişilere niye dağıtmadın öylese? Çünkü Halide öyle istedi. Ben paraları alıp Halide'ye verdim. Gerisini de bilmiyorum. Bir dakika. Ben senin paraları cebelleze etmediğini nereden bileyim? Sen benim dezeme iftira etmeye utanmıyor musun lan, ha? Ben iftira falan atmıyorum. Benim dezem bir dolu fenalık etmiş olabilir ama hırsızlık değil. Muzaffer Dinç Aslan'ın kardeşi işçilerin rızkına el sürmez. Sürmez. Ama mesele bu değil. Ne demek oluyor bu? Sana soruyorum. İşçilerin parasını neden ödemediniz? Selep Hanım. Ben Halide'nin yapmamı istediği dışında hiçbir şey yapmadım. Çevirdiği dolaplar hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bana bak. Sana soruyorum. Bana çabuk cevap ver. İşçilerin parasını neden ödemediniz? Seni gebertirim. Yemin ederim kendi ellerimle boğarım seni, yaparım. Halide işçilerin ayaklanmasını istiyordu. En başından beri niyeti buydu. O yüzden paraları benden alıp sakladı. İşçilere de paranın ödenmeyeceğini söylememi istedi. Yani işçileri sana karşı kışkırttı. Sonra... Sonra ne? Ne oldu? Sonra Halide jandarmayı aradı. Sizin adınızla. Jandarmalar geldikten sonra iş çığırından çıktı. Silahlar patladı filan. Hatta işçilerden bir tanesi de öldü. Ahmet. Bir de işçilerden biri vardı, Habib diye. Onun da karısı hamileydi. Karnı burnundaydı. O da bebeğini düşürdü. Aman Allah'ım. Sonra bir çılgına döndü. Diğer işçiler de o kışkırttı zaten. Tam fabrikayı yakıp yıkacaklardı ki... Halide tam vaktinde ortaya çıktı. Onları çiftliği yakmaya teşvik etti. Demek ki her şeyin sebebi Halide. Kemal'in katili Halide demek. Kurban oldun. Bak bu inanmıyorsun değil mi? Kurban olayım, gel gidelim jandarmaya her şeyi anlatak. Onlar da gitsinler, tutuklasınlar, konuştursunlar ha? Jandarmaya falan gitmeyeceğiz Ramazan. Ne yapacağız ki ne? Hiçbir şey. Sen burada kal. Fabrikayı başıboş bırakma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.